Sadakatle kaybeden olmaz ama ilim ve irfanla kaybeden çoktur dedi. Bir de söyler misin abi? Sadakatle kaybeden olmaz. İlimle kaybeden çoktur. Ya, ilimle kaybeden çoktur dediniz. Sıddık Süleyman abi var, üstadın talebesi. Üstadı ziyarete bir kaymakam hanımıyla beraber gelmiş. Mufassal Tarihçi Hayat'ta yazıyor. Ha, üstadı ziyarete geliyor. Üstadı ziyarete gelmiş. Kaymakam hanımıyla beraber gelmiş. Fakat üstad üst katta oturuyor ya, kadın ayakkabılarını aşağıda çıkarmış. Adam çıkmış yukarıya, adam yukarıda çıkarmış. Sıddık Süleyman abi de her zaman geliyor, hizmetini yapıyor üstadın. Öğle saatlerine doğru geliyor. Gelmiş, kapıyı açmış, bakmış, bir çift kadın ayakkabısı var. Dershanede kadın ayakkabısı. Ha, dershanede kadın ayakkabısı var. E, üstad da yukarıda. Neyse, dönmüş geri gitmiş tabi. Öbürsü gün, o gün gelmemiş. Öbürsü gün olmuş. Üstad demiş ki, Sıddık Süleyman demiş, dün geldin mi? Geldim mi üstadım demiş. Demiş ki, ne gördün demiş. Üstad da şimdi biliyor ya, adam ayakkabılarını yukarıda çıkardı. Üstad tahmini şey yapıyor, felasetiyle. Üstad biliyor şimdi durumu, adam yukarıda çıkardı. Otomatikman gören ne anlayacak? Aşağıda bir çift kadın ayakkabı. Kadın ayakkabısı var, kadın da üstadın odasına gitti. Evet. Demiş ki, ne gördün demiş. Demiş ki, bir çift kadın ayakkabısı gördüm üstadım demiş. Demiş ki, demiş, ne anladın demiş. Düşündüm ki demiş, ya, üstad herhalde bir hanım ilmihalden bir sual sormaya geldi. Üstada sual soruyor. Ben de rahatsız etmeyeyim diye döndüm geri gittim diyor üstad. Sıddık Süleyman abi. Üstad diyor ki, sonra baktım ki diyor, onun kalbi de diyor aynı diyor, yani safi. Sadece dili böyle söylüyor da kalbi farklı düşünüyor veya farklı bir şey mana kalbinden geçiyor değil. Kalbi de öyle diyor. Cenab-ı Hak diyor bu hissi diyor bütün kardeşlerimize teşmil eylesin. Bak bak, suizan etmiyor değil mi? Şimdi bir suizan etmiş olsun. Koskoca Mehdi ağzından istifadesi kesilecek. Kesilecek. Üstadını kaybedecek. Risale-i Nur'dan istifadesi bitecek. Suizan ne kadar kötü bir şey değil mi? Hemen mesela birisiyle gidiyorum. Ya ablamdır, ya yeğenimdir. Torunumdur yani. Hanım bir. Kimle gidiyor? Niye suizan ediyorsun? Resulullah zamanında da vardı. Gece o sokaklaması yok ya. Zaten Ayşe-i Sıddık'a validemiz de gidiyor. Ondan sonra bir kısım sahabeyle denk geliyor. Ama burada da bir müthiş bir kanunet var. Selamun aleyküm selam, ayrılıyor. Ayşe validemize diyor ki, burada dur bekle. Hemen onları durduruyor. Ay ashabım durun. Bu yanındaki diyor hanım, Ebu Bekir'in kızı, helalim olan Ayşe'dir demiş. Yani gece gece nereden kadın alıp götürüyor falan diye, düşünürler diye. Estağfurullah ya Resulallah, sana suizan mı edecektik? Ne diyor biliyor musun? Müslümanın şeni odur ki, yani Müslümanlığın gereği odur ki suizan etmez. Fakat suizana da vesile olmaz. Mümkün olduğu kadar üstü zannedeceğiz. Ayakkabıyı gördün işte Hasan abi yukarıda. Geldi. Ona kadın ayakkabı. Ya akrabasıdır. Tamam. Oluyor bazen mesela bir kardeşin, demin teyzesi. İşte talebelerin annesi geldi. Ayakkabı diyecek. Ondan sonra veya yolda bir kardeşin mesela teyzesiyle karşılaşıp uzaktan görürsün bakarsın abi açık saçık bayanla konuşuyor. İşte sohbet muhabbet ediyor. Bak şuraya bak. Suizan ne kadar rezil bir şey ya.